Birçoğumuz ihanetlerle ya karşı karşıya kaldık ya da kalacağız. Peki bu bir peygamberin başına gelse, pek tabii buna ihanet denebilirse. İnsan dediğimiz canlı uyum sağlamak üzerine kodlanmıştır. Hazreti Adem'in Hazreti Havva'dan evvel eşi olan kadın Lilith arasında vuku bulan niza sanıyorum ki Adem oğlunun ilk kavgası. İlk kez adına Gılgamış destanlarında rastlanan Lilith bilinen ilk kadın ruhudur. Paganlara göre bir tanrı, monoteistlere göre ise tanrının Adem gibi balçıktan yarattığı alelade ruhlardan birisi. Yahudi inancında en kötü şeytandır. Lilith ile Adem'in yaratılışsal öz farkı, Adem saf topraktan yaratılırken Lilith pislik ve kalıntılarla yaratılmıştır. Fakat Lilith'e bu kadar yüklenilmesinin, baskı kurulmasının sebebi ona haktan revamıdır. Sırf ataerkil düzene baş kaldırıp anaerkil intizam matlub edip dominantriz bir kadın olmasından mütevellit lanetlenmiştir. İş bu ya, bununla kalmaz. Hristiyan inancına göre erkeklerin geceleri rüyasına girip onları ayartan sukubus şeytanlarının anasının özü bir bakıma Lilith'e dayanır. Peki ne olmuş da Lilith ve Hazreti Adem arası açılmış ve Tanrı Adem'den yana olup kaburgasından Havva'yı yaratmış? Adem, Lilith ile olan ilişkisinde söz sahibi olmak, yani tam hakimiyet ister. Ancak Lilith buna karşı çıkar. Cinsel ilişki sırasında Lilith, Adem'in hep üstte yer almasını aşağılayıcı bulur ve itiraz eder. Kendisinin de Adem gibi topraktan yaratıldığını, eşit olduklarını savunur. Adem, tavrında ısrar edince Lilith, birlikte yaşamalarının zor olacağına karar verip, Tanrı'nın söylenmesi yasak olan adını anarak göğe yükselir. Adem, Tanrı'ya seslenerek, "Dünyanın Tanrısı, bana verdin kadın beni terk etti," der. Bunun üzerine her şeye kadir olan Tanrı, Lilith peşinden 3 melek gönderir ve geri gelmesini buyurur ve Adem'e geri dönmek istediği takdirde tamam, ama şayet istemezse her gün 100 oğlunun ölümüne şahit olacak. Burada Tanrı'nın Adem'i desteklediğini anlıyoruz. Melekler Lilith'i takip eder ve Kızıldeniz'de onu yakalarlar ve Tanrı'nın sözlerini iletirler. Fakat her şeye rağmen Lilith dönmez ve karşılık olarak erkekleri doğduktan 8 gün, kızları ise 20 gün içinde öldürmeye çalışacağına Tanrı'ya iletir. Lakin Lilith'i ziyarete gelen 3 meleğin başında bulunduğu bebekler hariç diyerek ekler. Günümüzde bazı Museviler lohusa kadınları akşamları evde yalnız bırakmaz ve akşamları çamaşır ipinde çocuk bezi de bırakılmaz. Çünkü bunları gören Lilith'in o evde çocuk olduğunu anlamasından endişe edilir. Hatta orta çağda kızıl saçlı kadınların yakılmasına bile sebep olur bu Lilith. Ne alaka derseniz, saf kızıl ve mükemmel derecede güzel olan bu kadın ona benzeyen insanlar için bile bir tehdit oluşturmuştur. Lilith ayrıca bir Babil metninde büyük tanrıça İştar'ın tapınak fahişesidir. İştar eski doğu dinlerinde şehvet, aşkın, tutkunun ve baştan çıkarıcılığın tanrıçası olarak kabul edilir. Bu mahiyetlerine binaen fahişelerin ve o dönem kült olan tapınak fahişelerinin koruyucu tanrıçasıydı. Lilith, çevresindeki cinler ve cinlerin kralı Samuel, yani şeytan ile ilişkiye girer ve ondan çocuklar doğurur. Bu çocuklara demon denir. O sırada beden alarak yeryüzüne inme yasağı olmayan meleklerin bedensel zevkleri merak ederek erkek bedeni alıp insan kadınlarıyla çiftleşmeleri sonucu ortaya çıkan bazı varlıklar vardır ki bu yeni oluşan mutant varlıklara Nephilim adı verilir. Nil tufanı bu yarım akıllı, iri ve zorba Nephilim ırkını yok etmek için yapılmıştır. Tufandan önce var olup tufandan sonra yok olan Nephilimler, ruhani boyutta tekrar can bulamasalar da insan kadınlarıyla yaşayan melekler tekrar ruhani bedene döner ve Tanrı'nın yanına yanaşamadıklarından şeytanın ordusuna katılırlar. Bunlara cinler de denir ve bazıları özel isimleriyle de anılırlar. Yenilgiye uğramış olan Adem'e Tanrı başka bir hediye verir ve kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Bu yeni kadın Adem'den bir parça olduğu için ona karşı çıkmayacaktır. Ta ki malum elma hadisesine kadar. Fakat ne olursa olsun Hazreti Havva Hazreti Adem'e elmayı yedirir. Fakat Adem'in yediği elma değil, nanedir. Rivayete göre şeytan cennetten kovulunca kılık değiştirerek cennete girer. Adem'den aşağı konumda bulunan Havva'yı kandırmaya girişse de asıl amacı Adem'e karşı derinlerde beslediği kin ve nefrettir. Şeytan Havva'ya yaklaşır. Havva tabii ki konuşan bir yılan görünce şaşırır. Şeytan ise bunun yasak ağacın meyvesinin hikmeti olduğunu söyler. Bundan etkilenen Havva meyveden bir ısırık kalır ve Adem'i bulup ona da ısırık almasını söyler. Adem, Havva'yı meyveyi ısırmış görünce mahvolduklarını anlar. Fakat ne çare? Kendisinin de Havva'sız yaşayamayacağını düşünür ve o da ısırık alır. Daha sonra ikisi de şehvet içinde koşmaya başlarlar. Adem Havva'yı, Havva da yılanı suçlar. Belki de primitif sorunlarımız bundan kaynaklanıyor olabilir. Herkes kendisinin mükemmel olduğunu düşünüyor. Bilakis durum hiç de öyle değildir. Suç iradesini kullanamayan Havva ve Adem'dir. Kur'an'da ise bu kudret açlığı Taha suresinde şöyle açıklanıyor. Ne dersin? Sana ölüm
ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak bir saltanatın yolunu göstereyim mi dedi. Böylece Adem ve Havva o yasak ağaçtan yediler. Bunun üzerine ayıp yerleri kendilerine açılıp belli oluverdi. Onlar da hemen cennet yapraklarıyla oralarını örtmeye çalıştılar. Hülasa şöyle bir tezat da ortaya çıkıyor ki dünyada başka bir erkek yokken sadece Adem'in sözünü dinlemediği için Lilith'in dinlere göre bakarsak kadın aya, erkek de güneşe benzer. Bunun izahatını yapacağım. Orta Doğu kültürlerinde kadın yani ay erkeğin etrafında dolaşır. Nizam gereği ay asla güneş gibi olamayacaktır. Lakin güneş de zinhar ay kadar aşık olunan duyguları okşayan bir mefhum olamayacaktır. Fakat ay da katı bir suretle güneş kadar gücü simgeleyen bir madde olamayacaktır. Kadınların aybaşı, ay gibi kadın teşbihlerinden mütevellit. Bunu daha iyi anlayabilirsiniz sanırım. Fakat Lilith mevzu bahis dinlere göre o ahengi bozmaya kalkmış, güneş olmak istemişti ve bu yüzden isyankar bir şeytan olarak nitelendirildi. Tüm söylediklerime ek olarak ayın görünmeyen yüzünü Lilith oluştururken görünen yüzünde Havva oluşturur. Lilith bilinenlik dominatrix'tir. Bana göre Lilith şeytan değil, erkek hegemonyasını yıkmak için ilk kurşunu atan şahıstır. Ne derseniz ben erkekten düşük konumda bulunuyorum. O da sizin bileceğiniz iş. Elma mevzusunda dikkatimi çeken hususlardan birisi de şudur ki şeytanın güç ve sonsuzlukla insanı kandırması ve insanın da buna meyilli olması. Bir nevi tanrı Adem'in ve Ademoğlunun kendini ilahlaştırması ki bunu gücü eline alan fertlerde çok bariz bir biçimde görebiliriz. Hülaseten gücü yeten gücü yettiğine. İnsanın da elmayı yemesi bu sebepten mütevellittir. Elhasıl kelam. Lilith günümüz feminen kadınlarının ötekileştirmeyi reddetmesinde önemli bir içselleştirmedir. Çünkü cihanımın kadınları Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratılmasını ve ikinci sınıf insan muamelesi görmesini pek tabii kabul edemiyorlar. Ve günümüz postmodern dünyasında cinsiyetler arası savaş daha da körüklenmiş durumda gibi. Ve bu savaşın galibi gelişmiş ülkelerde kadınlar olurken Türkiye gibi geri kalmış cahil ülkelerde hala erkek hegemonyası süre gelmekte. Kadınlardan Lilith gibi görünüp Havva gibi davranılması beklenmektedir. Kısacası özgürlüğüyle sınırsız mutluluk ve has kaynağı cennet arasında kalmış ve özgürlüğünden yana olmuştur ve akabinde cenneti terk etmiştir. Kadınlarımızın Lilith'e örnek almasını pek tabii doğal karşılamak gerekir. Lilith en basit tabirle istekleri için olursa ekime kadar tarifesini uygulamıştır. Başka içeriklerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.